70 bin kelimeyi tevhid hatmi diye bir şey var mı? Ya Furkan Bey kardeşlerimize şunu söyleyelim, bakın bu Cenab-ı Hakk'ı zikretmek, tesbihat etmekte bu rakamlara çok takılmamak lazım. Yani bir adam Subhanallah demesi, Estağfurullah demesi, La ilahe illallah demesi, Allah'a zikretmesi hakikaten bir mümini kemale erdiren. Müminin, efendime söyleyeyim, Allah katında sevap kazanmasına vesile olan güzel şeylerdendir. Yani Allah'a almak, zikir, tesbihat e, kalbin cilasıdır. Yani efendimiz hatırlıyorum, diyor ki ben günde şu kadar estağfurullah derim. Şu kadar tevbe istiğfar ederim. Dolayısıyla mümin hakikaten boş bulunduğu zamanlarda hep tesbih etmeli. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah demeli. İşte Subhanallah yerle gök arası kadar sevap böyle targıb teşvik olarak vardır. Ama 70 bin defa, 80 bin defa gibi rakamlardan daha çok Müslümanlar güçleri yettiği nispette zamanları müsait olduğu zaman, boş zamanlarını şöyle böyle değil de zikrullahla, tesbihatla, tevbe istiğfarla, peygambere salatu selam getirmekle değerlendirmelidir. Bu 70 bindir, 80 bindir. Bunlar daha çok kesretten kinaye. Yani ne demek? Bol bol çok çok yapın. Çok çok yapın manasında anlamak en doğrusudur. Peki hocam mesela bir de ben burada şöyle bir tehlike görüyorum. Bu benim şahsi sorum olsun. İnşallah bununla kapatalım. Yani bir amaca matuf falanca murada erişmek için yüz bin kelime-i getirin diyor. Sonra yüz bin kelime tevhid getiriyor. O iş olmuyor. Bu sefer bir inanç kaybı falan da söz konusu olabiliyor. Yani böyle şeylere kaynağı bilinmeden de böyle rakamlara çok fazla itibar etmemek gerekir diyebilir miyiz? Hem onu deriz hem de bakın asıl kötü olan şu. Yani biz ibadetlerimizi dünyevi amaçlarla yapmamalıyız. Aynen. Tesbihatımızı da, duamızı da, zikrimizi de evvela Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak için yapmalıyız. Ama dünyevi konularda dua etmeyelim mi? Evvela biz ulaşmak istediğimiz efendim işte bir şey varsa, bir amacımız varsa bu Ya Rabbi hayırlıysa bizi buna kavuştur diye dua edebiliriz. Evvela ona ulaşmak için sebepler dünyası var. Üzerimize tereddüp eden bütün sebepleri yaparız. Mesela hastaysak tedavi oluruz diyelim ilim sahibi olacaksak oturduğumuz yerde Ya Rab ben senden ilim istiyorum. Tamam bunu diyelim, bunu talep edelim ama, ama fiili olarak da asıl duayı fiili yapmamız duayı yapalım. Lazım. Ve bir defa şu çok önemli. Yaptığımız ibadetlerin, duaların, zikirlerin, tesbihatın, verdiğimiz zekatların, verdiğimiz komşumuza olan efendim yapacağımız bütün iyilikleri insanların beğenisi veya toplumun alkışlaması için değil veya dünyevi gayeler, amaçlar için değil. Bütün bunları Rabbimizin hoşnutluğunu, rızasını kazanmak için yapmaya gayret etmeliyiz. Amin hocam. Ameller niyetlere göre değerlendiriyor. Eyvallah hocam.